Herkese merhabalar. Karantina günlerinde size özgeçmişinizde teknik becerilerin önemini anlattığım bir video hazırladım. Tabii ki bu teknik becerilerin ne olduğunu, en basit olarak hangi teknik yetkinliklerinizi vurgulamanız gerektiğini veya yıllar boyunca kazandığınız her beceriyi dahil edip etmeyeceğinizi, hangisini vurgulayacağınızı, nasıl seçeceğinizi hepsini bu videonun içinde örnekli olarak aktarmaya çalışacağım. İşe alım yöneticileri iş ilanı yayınlarken teknik yöneticilerle bir toplantı yaparlar ve burada işe alınacak adayın teknik yetkinliklerini özellikle isterler. Bir iş için aranan yetkinliklere uygun bir aday olduğunuzu ilk etapta hazırladığınız özgeçmişte karşıdaki işverene kanıtlayabilirsiniz. Özgeçmişinizde bu becerileri göstermezseniz ne aday takip sistemi algoritmaları size ulaşabilir ne de işe alım yöneticileri. Özgeçmişinize teknik beceriler bölümü eklemeseniz de bu becerilere iş deneyimi veya profesyonel özet bölümünde değinmeniz önemlidir. Asıl soruya gelelim. Hangi teknik yetkinlikleri özgeçmişime eklemeliyim sorusunun cevabına. Aslında teknik beceriler, başvurduğunuz veya uygun olduğunuzu düşündüğünüz iş için nitelikli olduğunuzu kanıtlayan becerilerdir. Bunların ne olduğunu en basit olarak nasıl öğrenebilirsiniz sorusunun cevabı ise ilk başta verdiğim ipucunda yatıyor. İşe alım öncesi yapılan toplantıların sonucunda çıkan iş tanımları. Bu iş tanımlarını örnek olarak LinkedIn iş ilanlarını beraber inceleyelim. Burada yazılım uzmanı olarak iş ilanı aratıyoruz ve karşımıza gelen iş ilanlarından başvuracağımızı seçiyoruz. Burada Allianz'ı seçmeyi tercih ettim. Allianz Türkiye'yi ve ilana bakıyoruz. Genel nitelikler kısmı var. Burada üniversitenin yazılım mühendisliği bölümünden mezun, nesne tabanlı modelleme, veri modelleme konularında. Burada da teknik yetkinlikleri aslında yazmışlar. Oracle, PL, SQL bilen demişler. Alt tarafa iniyoruz. İş tanımına bakıyoruz. Neler yapacağınız yazıyor buralarda genelde. Ve daha da alta indiğimizde LinkedIn'in nasıl eşleştiğinizi anlatan teknik yetkinlikleri gösteren bir kısmı var. Ve eğer premium account sahibiyseniz bu iş tanımıyla ne kadar uygun olduğunuzu gösteren bir yüzde var. Ve yan tarafta da başvuran adaylarla karşılaştırıldığında hangi teknik yetkinlikler en çok öne çıkıyor burası onu anlatıyor. Ve diğer bir ilan yine Akbank'ın ATM uygulama yazılım uzmanı veya yazılım mimarı ilanına göz gezdiriyoruz. Yine hangi teknik yetkinliklerin istendiğini ve benim ne kadarına uygun olduğumu burada görebiliyoruz. Burada da adaylar arasında yüzde kaç hangi sıralamadayım ve yine top skill'ler neler görebiliyorum. Şimdi iş analisti için bakalım. İş analisti için de bir ilan seçelim. Yine Akbank'ın burada müşteri ve satış uygulamaları iş analisti ilanını görüyoruz. Evet, aranan yetkinliklere bakıyoruz. Aslında iş analisti nasıl olurum sorularına da biraz cevap oluyor burası. SQL çok önemli bir yetkinlik görmüş olduğunuz gibi. SQL bilmesi gerekiyor mutlaka iş analistlerinin. Yeni mezunlar bunu çok soruyorlardı. Bu iş ilanlarını siz de inceleyip buradan Agile Methodologies, Business Analysis ve SQL en önemli yetkinlikler ve başvuranların hangi yetkinliklere sahip olduklarını da görebiliyorsunuz. Şimdi son olarak bir de Data Scientist ilanına bakalım. Data Scientist için yine bir ilan seçiyorum. QNB Finans Bank'ın bir ilanını gördüm. Buradan hemen başvurabiliyorsunuz siz de. Data Scientist için hangi yetkinlikler isteniyor? Özellikle teknoloji konusunda neler istediğini Requirements bölümlerinde görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Python, R, SPSS gibi istenen yetkinlikler arasında olduğunu ki bence gerçekten muhteşem bir pozisyon Data Scientist. Machine Learning, Data Mining bunlarla da ilgileniyor olmanız plus olarak yansıyor ve başvuranlar hangi yazılım dillerinde veya teknik trendlerle ilgileniyor bunları da görebilirsiniz. Ayrıca teknik beceriler bölümünüze ekleyebileceğiniz becerilere örnekleri de sadece hani iş tanımlarından bulmak istemiyorsanız veya kendinizi geliştirmek için
Hangi teknolojik trendler var, neler oluyor dünyada gibi araştırmak isterseniz bir web sitesi önerisi yapmak istiyorum. ThoughtWorks'ün Teknoloji Radar Volume 21 olarak yayınlamış olduğu, burada radara tıkladığınızda hangi kısma tıklarsanız size detaylı olarak bazı veriler veriyor ve bunları inceleyerek siz de teknoloji trendlerini takip edebilirsiniz. Ve son olarak yine söylemek istediğim, bu sistemler için optimize edilmiş bir özgeçmiş bot denilen algoritmaları geçip gerçek biriyle mülakat yapmanın ilk adımı gerçekten. Bu karantina günlerini özgeçmişleri parlatmak için harika bir fırsat olarak değerlendiriyorum. IcarusHR olarak bizlerden haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olabilir veya LinkedIn üzerinden bana sorular sorabilirsiniz. Yine videonun altına da yorumlar yapabilirsiniz tabii ki. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve hepinize başarılar diliyorum.